Arkadaşlar merhabalar. Yıldızlı Yorumlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere orijinal AYT Matematik Soru Bankası'ndan bir tane fonksiyon sorusu çözeceğim. Önemli bir soru tipi arkadaşlar. Umarım faydalı olur şimdi de. A ve B ayrı kümeler olmak üzere diyor. F fonksiyonu tanımlanmış. A'dan B'ye birebir ve örten fonksiyon. G fonksiyonu da B'den C'ye birebir fonksiyon olacak şekilde F ve G fonksiyonları tanımlanıyor. Şimdi arkadaşlar f a'dan b'ye birebir ve örten fonksiyon olacaksa bunların eleman sayılarının aynı olması lazım. Eleman sayıları ne olmalı? Aynı olmalı. Neden aynı olmalı? Aynı olmazsa zaten arkadaşlar birebir ve örten fonksiyondan bahsedemeyiz. Varsayalım ki eleman sayıları farklı olsun. Yani bunun a kümesinin 2 tane elemanı olsun, b kümesinin de 3 tane elemanı olsun. Şimdi arkadaşlar bu buna gitsin, bu da buna gitsin. Bakın birebir oldu ama örten olmadı. Değil mi? Şimdi B kümesinin eleman sayısını daha fazla aldık. A sayısının eleman sayısı daha fazla olsaydı, bakın bu da buna gitmiş olsaydı, bu sefer de ne olacaktı? Birebir olacaktı. Birebir de olmayacaktı. Aslında fonksiyondan bahsedemiyoruz. Değil mi? Çünkü A kümesinde bir tane eleman boşta kalmış oluyor. Haliyle arkadaşlar, haliyle bizim kümemizin A ve B kümesinin eleman sayılarının aynı olması lazım. Anlaştık mı? Evet. Şimdi birinci şu kısmı hallettik. Şimdi B'den C'ye de arkadaşlar ne olacakmış? Birebir fonksiyon tanımlayacakmışız. Evet. Şunu şöyle biraz kendimize biraz daha yer açalım. Ve C kümesinde arkadaşlar hemen şu yan tarafa çizelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu da C kümesi olmuş olsun. A'dan B'ye F fonksiyonu tanımlıyorduk. B'den C'ye de G fonksiyonu tanımlıyoruz arkadaşlar. G fonksiyonu da B'den C'ye birebir fonksiyon olacakmış arkadaşlar. B'den C'ye birebir fonksiyon olacaksa eğer o zaman C kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşit ya da büyük olmalı arkadaşlar. Değil mi? Evet, burada da herhangi bir sıkıntı yok. Bakın bunlar da çok önemli arkadaşlar. Sadece şu söylediğim bilgiler bile başlı başına bir soru olarak gelebiliyor. İşte G fonksiyonu B'den C'ye birebir fonksiyonsa B kümesinin eleman sayısı mı fazla olmalı? C kümesinin eleman sayısı mı fazla olmalı? Ya da eşit mi olmalı? Sadece buna yönelik sorular da sorulabiliyor. Bunları siz gözle kendiniz deneyebilirsiniz. Tamam? Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. Birinci öncüle bakalım arkadaşlar. F artı G fonksiyonu birebirdir. Şimdi arkadaşlar biz fonksiyonlarda biliyoruz ki fonksiyonlarda 4 işlem yapılabilmesi için bir kere f'in tanım kümesiyle g'nin tanım kümelerinin aynı olması lazım. Yani aynı olmaları da tam olarak gerekmez. Şöyle ikisinin kesişim bölgelerini yani tanım kümelerinin kesişimlerini alırız arkadaşlar. Ortak olanlarını alırız. Çünkü ikisinde de bulunmalı ortak olan ifadeler. O yüzden şimdi biz bunun birebir olduğunu kanıtlayamayız. Değil mi? Yani belki arkadaşlar bunların ortak bir elemanları falan yoktur. O yüzden biz fonksiyonlarda toplama işlemini bu şekilde yapamayabiliriz. Yani bunun bir kesinliği yok. Olabilir de olmayabilir de arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bize doğru olanı sorduğundan dolayı bunda bir kesinlik yok. Yani ne demek istiyorum? Şöyle bir kafadan fonksiyon uyduralım. F fonksiyonu olsun. Mesela şöyle 2 ile 4 kapalı aralığı olsun. Bundan işte reel sayılar olmuş olsun arkadaşlar. Tamam. F fonksiyonunun kendisinde ne diyelim biz? 2x artı 3 diyelim. Bir de G fonksiyonu uyduralım. Bu da efendim 6 ile 8 kapalı aralığı olsun. Buradan reel sayılara gitsin arkadaşlar. Gx fonksiyonumuz da x eksi 2 diye uyduralım. Şimdi arkadaşlar ben sizden G2'yi bulmanızı istiyorum. Yani pardon şöyle G2 değil de F2 artı G2'yi bulmanızı istiyorum. Şimdi burada F2 tanımlı ama G2 bakın tanım kümesinde 2 diye bir eleman yok ki. O yüzden ben bu toplama işlemini yapamam arkadaşlar. Anlaştık mı? Yani demek istediğimi anlatabilmişimdir yani. O yüzden birinci öncülün kesinlikle doğru olduğunu söyleyemiyorum. Evet. Öncüleri teker teker açıklamak istiyorum bu şekilde size. Gelelim ikinci öncüle. G bileşki f fonksiyonu birebir ve örtendir.
Şimdi arkadaşlar şu da çok karıştırılıyor. Burada önce f fonksiyonunu sonra g fonksiyonunu tanımladık ya. Bu genelde hemen bu şekildemiş gibi görülüyor. Fok fonksiyonuymuş gibi görülüyor. Halbuki bu tam tersi. G bileşke f. Niye? Çünkü biz bileşke işlemi yaparken arkadaşlar şu iç taraftan başlamıyor muyuz? Bu ne demek? F fonksiyonunu al, g fonksiyonu da yerine yaz demek. Yani biz şu f fonksiyonundan başlıyoruz, değil mi? Burada da gerçekten biz önce f fonksiyonundan başlamadık mı? Evet. Yani demek ki bu arkadaşlar g bileşke f fonksiyonu. Şimdi bu ne diyor? Birebir ve örtendir diyor. Şimdi g bileşke f fonksiyonu arkadaşlar a'dan c'ye gitmiyor mu? A'dan c'ye gidiyor, değil mi? Evet. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar a kümesinde 3 tane eleman var. C kümesinde 4 tane eleman var. O zaman bunu birebir ve örten olması mümkün değil. Zaten şurada da açıklamışlar arkadaşlar. Birebir ve örten olması için eleman sayılarının bir kere aynı olması lazım. Aynı değil. O yüzden ikinci öncülümüz de doğru değil arkadaşlar. Geldik 3'e. F bileşki G fonksiyonu birebirdir diyor. Şimdi F bileşki G fonksiyonuna bakalım şurada. F bileşki G fonksiyonu arkadaşlar. Şimdi bu sefer ne yapacağım? Önce G fonksiyonunu yapacağım. Bakın G fonksiyonunu şöyle çizemem mi ben? Bakın şöyle yine 3 tane çizelim. G fonksiyonu nereden nereye tanımlıydı arkadaşlar? B'den C'ye tanımlıydı. O zaman şurası B olsun, şurası C olsun. Bakın bu da G fonksiyonu olacak. Haliyle arkadaşlar buradan buraya da F fonksiyonu benim tanımlamam lazım ama benim şimdi F fonksiyonum nereden nereyeydi? Tanım kümesi A'dan B'ye gidiyordu. Ama bakın burada F fonksiyonu tanımladığım zaman tanım kümesi ne olmuş oluyor? C. Halbuki A olmuş oluyor. Yani o yüzden böyle bir fonksiyon tanımlamam da benim mümkün değil. Tamam mı? Üçüncü öncülümüz de yanlış. Gelelim 4'e. F bileşke G A'dan C'ye şeklindedir. Zaten söyledik. Böyle bir fonksiyonun varlığından bile söz edemeyebiliriz. O yüzden arkadaşlar dördüncü öncülümüz de yanlış. Yani fok hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Bakalım son öncülümüze. G'nin tersinde bileşke f fonksiyonu arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Buna bakalım. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Şunun üstünü de gösterelim arkadaşlar. Önce ben ne yapacağım? G'nin tersini yapacağım, değil mi? G fonksiyonumuz bizim nereden nereye tanımlıydı? B'den C'ye tanımlıydı. F fonksiyonumuz da A'dan B'ye tanımlıydı arkadaşlar. Biz zaten bileşke işlemi yaparken bak F A'dan B'ye bakın F fonksiyonu tanımlarken A'dan B'ye gidiyor ya. Yani F fonksiyonun değer kümesiyle görüntü kümesiyle G fonksiyonunun tanım kümesi aynı olmalı zaten. Bu şekilde biz bileşke fonksiyonu tanımlayabiliyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Evet. Şöyle diyelim. A, B, C kümeleri diyelim arkadaşlar. Buradan da şimdi f fonksiyonunu tanımlayacağım. Buradan buraya da g'nin tersi fonksiyonunu tanımlayacağım arkadaşlar. Şimdi g'nin tersini tanımlarken ne olması lazım? Şimdi önceden buradan bu şekilde gidiyordu g fonksiyonu olduğu zaman. Ama şimdi g'nin tersinde olduğu zaman nereye gidecek arkadaşlar? C'den B'ye gitmesi lazım. C'den B'ye gitmesi lazım. Öyle değil mi? O zaman buranın C'den A'ya gitme gibi bir durumu söz konusu oluyor mu? Olmuyor, değil mi? Yani f fonksiyonu A'dan B'ye gitti. Şimdi g fonksiyonu B'den C'ye gidiyordu. O zaman g'nin tersinde arkadaşlar fonksiyon da nereden nereye gidecek? C'den B'ye gitmiş olacak. Haliyle bu C'den A'ya değil de C'den B'ye gitmesi lazım. O yüzden 5. öncülümüz de yanlış. Yani bunun arkadaşlar bütün öncüler yanlış olduğundan dolayı doğru cevap A şıkkı. Anlaşıldı değil mi? Evet. Bakın şu birinci öncül de önemli arkadaşlar. O yüzden bunun kesinliği hakkında bir fikir sahibi olamıyoruz. Çünkü zaten bize şu en başta arkadaşlar A ve B ayrık kümelerdir diyor. Bunlar ayrık küme olduklarından dolayı zaten ortak elemanları olabilir de şimdi olamayabilir de yani. Anlaştık mı? Buradan da söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kafanıza takılan bir yer olduğu takdirde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.